Merhaba kızıcıklarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Bayramınız nasıl geçti bakalım? Bol bol etleri yediniz mi? Şifa olsun, kan olsun, can olsun. Bayramın birinci günü ben size yine güzel bir masal çekmek istedim. Evet, diyeceksiniz ki Kübra öğretmen odunların önünde ne yapıyor? Bu odunları görüp de size bir masal göndermemek olur muydu? Evet kuzucuklarım, odunları görünce aklıma çok güzel iki masal geldi. Şimdi ben size iki oduncunun hikayesini anlatacağım. Siz gelin artık bu oduncular hakkında kararı kendiniz verin. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken, çok uzak bir ülkede bir oduncu varmış. Bir gün bu oduncu odunlarını keserken bir tilki gelmiş. Nefes nefese, soluk soluğa bizim oduncudan yardım dilemiş. Eyvah eyvah oduncu, sorma başıma ne geldi. Oduncu demiş, ne geldi tilki, söyle bakalım. Avcılar peşimde, beni yakalayıp vurmak istiyorlar. Ne olursun bana yardım et, ne olursun. Sana sığınabilir miyim demiş. Bizim oduncu da, tabii ki şurada benim kulübem var. Kulübeye gir, sakın görünme demiş. Ben senin burada olduğunu asla söylemem. Odunlarını kırmaya devam etmiş. Avcılar da tabii ki bizim tilkinin peşinde. Gelmişler, bulmuşlar oduncuyu. Sormuşlar. Oduncu kardeş, oduncu kardeş. Buralardan geçen bir tilki gördün mü? Bizim oduncu ne yapmasın? Görmedim. Eyvah. Neyse. Avcılar almış başını gitmiş. Avcıların gittiğini gören tilki kulübeden çıkmış gelmiş. Ben gidiyorum demiş oduncuya. Oduncu da demiş ki, ben sana yardım ettim. Seni kulübemde sakladım. Bir teşekkür etmek yok mu? Bizim kurnaz tilki, bilirsiniz tilkiler çok kurnazdır. Tilkiler kurnazlığıyla bilinirler. Bizim kurnaz tilki durmuş, düşünmüş. Oduncuya ne desin? Niye teşekkür edeyim ben sana, ah oduncu? Dilin başka söyler, elin başka söyler. Haydi sen yoluna, ben yoluma demiş. Ve böylece oduncuya güzel bir ders vermiş. Şimdi diğer oduncumuzun masalını anlatalım mı? Gelin iki oduncu hakkında kararı siz verin. Bakalım bütün oduncular aynı mıymış? Yine zamanın birinde çok güzel bir ülkede fakir bir oduncu yaşarmış. Bizim fakir oduncunun baltası bir gün ormanda kaybolmuş. Normal bildiğiniz bir baltası varmış. O baltayla odunlarını hiç üşenmeden kırarmış. Ekmek parasını kazanırmış. O baltasını kaybetmiş. Üzüle üzüle evine gelmiş. Ve onun üzüldüğünü gören ormancını evine bir tane altın balta koymuş. Oduncu demiş ki kendi kendine, bu benim baltam değil, benim baltam altın değildi deyip baltayı almış evinden çıkarmış. Yine bir gün baltasını aramak için ormana gitmiş. Az gitmiş, uz gitmiş.
Bir de bakmış ki gümüş bir balta. Ama aynı onun baltasının şekline benziyor. Ormancını seslenmiş. Oduncu, oduncu, bu senin baltan. Al hadi onu. Bizim oduncu demiş ki, hayır, o benim değil. Benim baltam gümüş de değil. Ormancını çok şaşırmış bu duruma. Oduncu dürüstlüğünden ödün vermiyormuş. Tekrar dönmüş evine gitmiş. Evine gidince de bir de ne görsün. Kendi baltası evinde duruyor. Ormancını onun baltasını gördüğündeki sevincini görür görmez birden ortaya çıkıvermiş. Ah güzel oduncu, sevgili oduncu, sen ne kadar dürüst, ne kadar güvenilir bir insansın. Ben de senin bu dürüstlüğünün bedelini sana çok güzel, hiç kimsede olmayan çok değerli bir baltayla vereceğim demiş. Ona öyle güzel bir balta vermiş ki altın desek değil, gümüş desek hiç değil. Dünyanın en değerli madeninden yapılan bir baltaymış. Paha biçilemeyen, kralların bile paha biçemediği bir balta vermiş ona. Ve o günden sonra bizim dürüst oduncu çok zengin olmuş. Ailesiyle birlikte mutlu, mesut yaşayıp gitmiş. Evet kuzucuklarım, gördünüz mü? Bir yanda başka oduncu, bir yanda bambaşka bir oduncu. Varın kararı siz verin. Demek ki bütün oduncular da aynı olmuyormuş değil mi? Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Anneannemin kışlık odunlarından size iki masal gönderdim. Bir de kocaman sevgi gönderiyorum. Haydi alın sevgimi. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.